bugün sosyal medyadan paylaştığı o açıklama. Terör mü? Beka mı? Memleketin güvenliği mi? Yurtseverlik mi? Kılıçdaroğlu bunlara dikkat çekti. Teröristle kimin nasıl mesafe koyması gerektiği, vatanperverlik, domuz bağları, İmralı görüşmeleri hepsine dikkat çekti. Çok taze bir açıklama, kısa bir açıklama ama Kılıçdaroğlu'ndan. Bir daha dinleyelim lütfen herkese sesleniyorum. Biz bu vatanı sokakta bulmadık. Bugün 10 milyon düzensiz mülteci içimize sokan bu zihniyete vatanımızı bırakmayacağız. Sınır namustur. Böyle söyledik. Namusumuzu korumaktan aciz, her gün akın akın damarlarımıza sızan, bu başı bozuk insan selini seyreden, yarın bir gün 10 milyondan 30 milyona çıkıp bekamızı tehdit edecek bu mülteci akını karşısında ithal oy ümidi uğruna kılını kıpırdatmayanlara vatanımızı bırakmayacağız. Kadınlara eşya gibi bakıp onları sahiplendireceğini söyleyenlere, kadınları domuz bağıyla katledenlere, küçücük çocuklara, evlatlarımıza göz koyanlara vatanımızı bırakmayacağız. Daha düne kadar BOP'un eş başkanı olan, şimdilerde ise kapısında el pençe divan durduğu, Rusya'nın güdümüne giren çakma bir dünya liderine vatanımızı bırakmayacağız. On binlerce vatandaş depremde canından olurken korkusundan deprem sabahı askere dur emrini veren, insanlar enkaz altında yardım beklerken kan satan, çadır satan bu zihniyete vatanımızı bırakmayacağız. Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşlarını işine geldi mi Kürt, işine gelmedi mi PKK'lı, işine geldi mi mütedeyin, İşine gelmedi mi FETÖcü diye yaftalayan bu zihniyete vatanımızı bırakmayacağız. Amerika ve FETÖ ile işbirliği yapıp milli orduya kumpas kuranlara, Balyoz'da, Ergenekon'da vatansever subaylarımızı hapse tıkanlara, ordunun en mahrem yeri olan Kozmik Odayı, evet Kozmik Odayı namertleri açıp onlarca vatansever istihbaratçının şehit edilmesine neden olanlara vatanımızı bırakmayacağız. Vatanlı seven sandığa gelsin. Bu vatanın gerçek sevdalıları, bedel ödeyenler, türlü yalanlarla, yanlış algılarla, sureti muhalefetten görünenlerle sizi oyalamak istiyorlar. Ve siz gençler, ayağa kalkın ayağa. Ölü toprağı atın üstünüzden. Vatanlı seven sandığa gelsin. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. Mutlaka ama mutlaka kazanacağız. Mutlaka. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan en son, en taze açıklamaydı. Süreç daha da hızlanacak. Dediğim gibi ne kaldı ki 28 Mayıs'a? Partilerin, adayların stratejilerine odaklanalım Artık bunları konuşma zamanı geldi çattı. Hem CHP'nin genelgesi hem de işte ipuçlarını gördünüz. Kemal Bey'in yeni stratejisi ikinci tur için şunlara bir detaylı bakalım. Herkes sahaya çıksın. CHP'nin şu an için ana omurgası, ana mottosu, ana amacı, motivasyonu bu. Herkes sahada birebir çalışacak. Önce genelgeyle başlayalım, sonra strateji. Vakit kaybetmeden başlıyoruz denilerek tüm parti organlarına CHP'den bu genelge gitti. Belediye başkanları sadece kendi şehirlerinde çalışacak. CHP'li il ilçe belediye başkanları birebir halkla sokakta temas halinde olacak. Şehrinden, ilçesinden sorumlu olacak. İki isim hariç. İmamoğlu Yavaş, Ankara İstanbul, Büyükşehir Belediye Başkanları onlar ana propaganda da Kemal Bey'in yanında olacaklar yine ve yeniden. Son 3 dönemin milletvekilleri görevlendirdikleri şehirlerde çalışacaklar. Grup başkanı tarafından 26, 27, 28. dönem seçilen seçilmeyen şu anda vekil olan olmayan herkes elindeki işi gücü bırakacak ve bölgelerinde ya da grup başkanının yönlendirdiği şehirde bölgede çalışmaya devam edecek. Parti örgütü eksiksiz olarak çalışmalara katılım sağlayacak. Kadın kolları, gençlik kolları, tüm örgütler kalan 10 günde korakor sokakta mücadele edecek. Son cümlesi genelgenin CHP ikinci tur. Halkın iradesinin sandığa güvenli bir biçimde yansıması için mücadeleye devam edeceğiz. Gelelim ikinci tur stratejisine. Hem az önceki Kemal Bey'in son açıklaması videosu ve hem de Şeyma'nın CHP Genel Merkezi'nden anlattıkları bir derli toplu aktarayım size. Hedef milliyetçi seçmen, ciddi anlamda birazdan da izleyeceksiniz. Devasa bir propaganda makinesi var. Anadolu'da bir ilçeye, Anadolu'da bir şehre gidin. Bir köy kahvesine oturun. 17, 18, 19 kanal bu propaganda makinesinin dişlileri, çarkları. E dolayısıyla montaj video. Murat Kara Yılanı CHP'nin seçim filminin içine yerleştirirseniz nasıl sorgulanacak? Sürekli olarak bu görüntüler beyinlere nakşedilecek. Yalan görüntülerle. Söylemek zorundayız. Söylemek zorundayız. Hedef milliyetçi seçmen. Beka sorununu önemseyen. Hepimiz önemsiyoruz ama bu konudaki hassasiyeti yüksek olanlar. Söylem sertleşecek az önce gördünüz. Kozmik odaya giren FETÖ'cülerden tutunuz. Domuz bağlı Hizbullahçılara kadar. Milli Ordu'ya kumpas kuranlardan tutunuz. işte PKK ile iletişim kuranlara kadar hepsiyle ilgili sert söylemleri vardı daha birkaç dakika önce yeni videoda Kemal Bey'in. İttifak fakirleşmeyi anlatacak. Bir denge şu cümle kulaktan kulağa yayıldı ya. Soğan ekmek yeriz çok pahalı da olabilir. Vatanı böldürtmeyiz. Kim böldürtüyor ki vatanı zaten? Ama Millet İttifakı'nın liderleri Akşener'den Babacan'a hepsi fakirleşmenin toplum üzerindeki etkisini daha çarpıcı ve daha vurucu şekilde anlatmak için son 10 günde seçmenle buluşacak. Beka denilerek unutturulmaya çalışılanlar. Bunu da söylemek gerekiyor. Beka beka evet. 3000 yıllık devlet 2500 yıllık bir toplum kolay kolay da yıkılmayacak. Kendimizi hakaret olarak düşünüyorum biliyor musunuz? Biz bu kadar kolay dağılacağız. Bekamız kapkaranlık olacaksa o zaman bizim gücümüz, bizim duruşumuz nerede? Biz bu kadar korunaksız mıyız? Hayır. Hepimiz vatanseveriz. Bunda hiçbir şüphe yok. Peki ikinci turun kazanma formülü. Az önce gençler sandığa gelin. Katılmayanlar sandığa gelin dedi. Hem Kılıçdaroğlu birazdan Erdoğan'ı da izleyeceksiniz o da söylüyor. Şöyle bir ikinci turun matematiğini çalışalım mı? Haberi buyurun. Türkiye 14 Mayıs pazar günü sandık başındaydı. Sandıktan ikinci tur çıktı. Türkiye Cumhuriyet tarihinde ilk kez ikinci tur deneyimi yaşayacak. 28. dönem milletvekilleri seçildi. Sıra Cumhurbaşkanı'nı belirlemeye geldi. İlk turda %49 alan Tayyip Erdoğan ve %45 alan Kılıçdaroğlu ikinci turda baş başa yarışacak. İkinci tur tarihi 28 Mayıs. Adayların önünde 10 günlük bir propaganda ve kampanya dönemi var. Birinçli oy kullanmanızı rica ediyorum. Efendim, bu Peki tarafların stratejisi ne olacak? Öncelikle hem Kılıçdaroğlu hem de Erdoğan'ın ilk hedefi sandığa gitmeyenleri oy kullanmaya ikna etmek olacak. 14 Mayıs'ta yaklaşık 8 milyon 400 bin seçmen sandığa gitmedi. Bu da seçmen sayısının %13'üne karşılık geliyor. Erdoğan ve Kılıçdaroğlu arasındaki oy farkının yaklaşık 2 milyon 300 bin olduğu göz önüne alındığında sandığa gitmeyenlerin ikinci turda belirleyici rol oynayabileceği açıkça görülüyor. Hem Kılıçdaroğlu hem de Erdoğan sandığa gitmeyenleri ikna etmeye ve kendilerine oy vermelerini sağlamaya çalışacak. Birinci turda sonucu belirlemede etkili olan unsurlardan biri de geçersiz oylar oldu. 14 Mayıs seçiminde yaklaşık 1 milyon 33 bin oy geçersiz sayıldı. Milletvekili seçimi için kullanılan pusulalarda ise bu miktar 1 milyon 392 bine kadar çıkıyor. Seçmenin oy pusulasını karmaşık bulduğu için hatalı oy kullanmış olabileceği üzerinde duruluyor. Ayrıca hiçbir parti ya da adaya kendisini yakın hissetmeyen seçmen tepki olarak yani bilerek geçersiz oy kullanmış olabilir. İkinci turda pusulada sadece iki aday ve onların fotoğrafları yer alacağı için geçersiz oy sayısının azalması bekleniyor. Bu da adayların hanesine yazılacak oy sayısını arttırabilir. Ve ikinci turun kilit ismi Sinan Oğan. Sinan Oğan ilk turda aldığı %5 oyla ikinci tur için belirleyici olabilir. Hem Erdoğan hem Kılıçdaroğlu seçmeninin desteğini almak için Oğan'la görüşecek. Adaylıktan çekildiği halde yaklaşık 200 bin oy alan Muharrem İnce'nin tavrı da henüz netleşmedi. İnce'nin Kılıçdaroğlu kampanyasına destek verip vermeyeceği ya da bizzat görev alıp almayacağı da belirsiz. Bütün bu rakamlara bakıldığında seçimi belirleyecek seçmen sayısının Erdoğan ve Kılıçdaroğlu arasındaki oy farkından çok daha fazla olduğu görülüyor. İlk turdaki fark ikinci turda kapanabilir. Kılıçdaroğlu bu seçmen gruplarını sandığa çekebilir ve kendisine oy vermeye ikna ederse ikinci turda galibiyete ulaşabilir. Seçimin kaderini ilk turda sandığa gitmeyenler, geçersiz oy atıp bu kez oyunu doğru kullanacaklar, o an ve ince seçmenleri belirleyecek gibi görünüyor. O zaman AK Parti'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ikinci tur stratejisinde konuşalım mı?